Selam arkadaşlar. Tekrar haritanın başına geldim. Video paylaştıktan sonra bir soru yorumlar aldım. İşte bazıları diyordu şu bir deredir ki bence de bir dere, çünkü öyle bir kıvrımlar yapıyor. Şurada küçük bir haçımız var. Derenin bir yerinde, yani bir müjde hazinemiz var. Burada da asıl büyük hazine var ama benim bulunduğum nokta neresi? İşte orası muallak. Benim bulunduğum noktayı bilmiyoruz. Şimdi bazı yorumlar gelmişti tam şu haçın üzerindeki şey için. Balığa da benziyor. Kaplumbağa gibi de olabilir. Bir şekil kaplumbağaya benzetmiş olabilirler. Şimdi soruşturdum. Burada çok yakın bir yerde bir kayalık var. Kaplumbağa diye adlandırılıyormuş. Kaplumbağa diye. Oraya gitmeyi istiyorum. Eğer bu kaplumbağayı bulabilirsem demek ki defineye de çok yakın olacağım. Bu da dere. Bir köprü de olması gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü dere bir kıvrım yapıyor. Düz olduğu yerde şöyle bir geçit var. Sanki bir yolmuş gibi. Yol gibi de adlandırabiliriz. Ve olay şu haçı görüyoruz. Haçın tevrasında bir işaret var. Ama nedir? Yorumlarda da sizden onu anlayamadım. Alamadım daha doğrusu. Şurada küçük haç. Neyse. Fazla uzatmadan şu kaplumbağayı aramaya gidiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, haritanın başında dediğim gibi kaplumbağayı buldum sanıyorum. Görüyor muyuz? Tam karşıda. Şimdi zoom yaptım. O yüzden telefonla çekiyorum ki zoom yapabileyim. Tam karşıda kaplumbağanın başı. Şu ağaçlar yapraklanmış, yapraklanmamış olsa çok daha güzel belli olacaktı eminim. Altta bir dere var. Şimdi derenin içine gireceğim. Ve oraya tırmanabilir miyim bir kontrol edeceğim ama şimdi tam benim bulunduğum noktada bir kayalık yapı var. O kayalık yapıya tırmanacağım. Görmeye çalışacağım kaplumbağayı, bakalım. Daha net görebilecek miyiz? Ve altına gireceğim. Altına girip derede arama yapacağım. Şimdi maceraya tam başlamadan önce bir takipçim, videoları takip eden arkadaşım Serkan Efe diye bir arkadaş. Reis iyi akşamlar. Yine güzel macera olmuş. Reis bir dahaki videoda 6 yaşındaki kızıma selam yollar mısın? Senin hayranın demiş. Seray Çaylaka selam olsun. Hadi bakalım. Selamımızı da gönderdikten sonra Seray kızımıza macera başlasın diyoruz. Şimdi oraya tırmanacağım. Oraya geçeceğim. Aşağı ineceğim. Çok iş var bugün. Hadi. Vallahi buraya bir geçit var gibi. Tırmanan olmuş. Şöyle eldenler takayım da. Eldenler de kaza ayvayı yemişler, görüyor musunuz? Yenilemem lazımmış. Şimdi tırmanıyorum. Sonra ineceğim derenin altına. Daha bu işin şimdilik tırmanması, sonra inmesi var. Aha işte. 1, 2, 3. Bunlar doğal değil arkadaş, şimdi kim derse desin. Tam şeyine çıkmaya çalışıyorum ki keşke bıçağımı alsaymışım. Dalları keserdim. Tam zirveye çıkmadan önce şunları görüyor muyuz? Sanki bu taşın içinde bir şeyler var ya. Bak şu mesela, herhalde makinesi signal verdi adam. Tam burayı kırılmış ve şu oyma şurayla bağlantılı. Şöyle bağlantı yapmış. Oh. İşte. Hah, işte tam karşıdan dediğim gibi. Dedim ya belli olacak diye. Tam kaplumbağa şimdi kafasını çıkartmış bir şekilde belli oluyor. Benim içim dibine ineceğim. Dibine ineceğim ve arama yapacağım. Buraya tırmandım. Dedim tam karşıdan görmek istedim çünkü. Gerçekten de kaplumbağa belli oluyor. Vay vay vay. Büyük olay bir yere ineyim gibime geldi. Olaylar. Olaylar ve olaylar. Ne diyelim arkadaşlar. Görüntü muhteşem. Kaplumbağa karşıda. Ama görüyor musunuz? İki tane taş yapı arasından dere zamanla oymuş ve buraları eşkıyalar kullanmış. Ama defineyi nereye gizlediler? Şurada bir tane mağara var gibi görünüyor ama önce inmem lazım. Önce inip ondan sonra kontrol. Neredeyim ben ya? Yine doğanın harikaların içindeyim. İşte bu doğadaki işaretleri define gizlemek için çok kullanılmış. Neredeydi? Tam şunun. Mağara dedim ama değilmiş, bir yarıkmış. Şurada da var bir yarık. Ah, zirveye kadar atılma şey. Kaplumbağa neredeydi? Kaplumbağa tam zirvede bir tane ağaç çıkardı şimdi. Evet. Tam altındayım. Tam kaplumbağanın kafasının altındayım şimdi. Böyle güzel bir yerde. Şurada kare şeklinde oyuklar var. Altı burada tırmanış. Neredeyim? Altındayım değil mi? Şimdi bir şey göstereceğim. Olamaz. Sıra şeklinde burçlar. Niye? Boşuna mı burada? Değil arkadaş. Define buralarda. Ama nerede? Gerçekten buralarda. Artık çok yakına inanıyorum. Çok yakın olduğumu. Şimdi derenin içinde tam kaplumbağanın altındayım. Tam altındayım. Bunu göstereceğim çünkü aşağı yukarı bir saattir bir yer buldum. Anlamaya çalıştım. Fark ettim ki video çekmiyorum. Ama bayağı bir açmış oldum. Deredeyim. Kaplumbağa. Dere. Çantam. Şaka. Ve tam karşısı. Karşıda. Tam kaplumbağanın karşısında. Zaten geldiğim yöndü burası. Yazıt değil mi ya? Ben mi yazıta benzetiyorum? Niye yazıt aramaya başladım burada? Niye yazılar aramaya başladım burada? Bence bu bir haritanın bir şifresi. Kaplumbağayı bul diyor. Zaten bulduk kaplumbağayı. Şunu görüyor muyuz? Bariz bir M harfi. Bu M harfini gördüm. Dedim bunu yakında çizmişlerdir. Ama öyle bir şey var. Eşkıyalar çok... Bu M harfi bu şeyde çok kullanılmış. Araştıracağım ne için diye. Ve şunları açtım ya. Şunları açtım. De. O bir yazı. Şuradaki murç izini görüyoruz. Böyle gelmiş. Şöyle gelmiş. Şöyle gelmiş. Şöyle gelmiş. Bir keramikle çizdim. Ama anlayamadım nedir? Ne yazılmaya çalıştım? Ve şurada bitmiş. Şurada bir şeyler mi yapılmaya çalışmış? Ve bu yazının bir müjdesi varmış. Müjdesi de şuradaymış arkadaşlar. Müjdesi de buradaymış. Her şey buradaymış abi. Şunu aç. Burada da daha aslında daha açılmaya çok yer var. Açacağım mı açmayacağım mı bilmiyorum da bir incelemeye mi alsam. Çünkü ben bunu açarsam şimdi burada yine geçen videolarda olmuş olduğu gibi sunağı açmaya çalıştım. Bıraktım. Öyle bir şey olacak burada. Çünkü elinde hiçbir malzeme yok. Böyle büyük aramak için. Bu yazıyı çözen arkadaşlardan ricam. Şu K harfi gibi. Şuradaki. Ona benzemeyen bir şey. Şurada bir şey var böyle gidiyor. Ne gidiyor? Ne yere gidiyor? Nereden geliyor? Şuradan gelmiş o belli. Burada büyük yazmaya başlamışlar. Böyle böyle küçültmüşler. Ve bir yere ulaştırmışlar. Şöyle bir çukura. Tam da kaplumbağanın olduğu yer. Şöyle göstereyim ha. Kaplumbağanın altındayım arkadaş. Böyle bir yazı var. Hemen yanında bir M harfi var. Başka kayada. Başka taşta şurada. İşler ciddileşti. Defineye çok yakın. Bunu artık hissedebiliyorum arkadaş. Defineye çok yakın. Büyük defineyi siz de göreceksiniz. Bulacağım ve paylaşacağım. Arama devam. Bu tarafa. Şimdi şu taşta bir şeyler var. Gibime geldi. Çözebilir miyiz ya? Yine bir harita manasını satayım. Bıktım artık bu haritalar. Haritayı boş ver oğlum. Şey bulalım. Şimdi derede kaçınırken bir de bunu buldum. Bu nedir? İçi bir dörtgen. Yani keramik gibi bir parça herhalde. Şöyle bir şey için kullanılmış. Ama ne için? Ama ne için? Bu dere çok güzel ya. Kaplumbağa kafamızın dibinde doğrusunda. Aha işte. Yok efendim yoktur. Şöyledir böyledir. Bunlar nedir kardeş o zaman? Bunlar nedir? Ha. Bunlar nedir? Şöyle elimizin girdiği kadar sokalım elimizi. Vay 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 bu gidiyor ha. Görüyor musunuz? Sıra şeklinde. Bu da buraya yakın. Şöyle hemen şunun arkasında buldum. Yani kaplumbağanın altında bir giriş beklerdim. Tam altındayım. Tam yine kafamın doğrusunda. Döndüm dolaştım yine buraya geldim ha. Şimdi ben şu kaplumbağanın yanına bir tırmanma deneyim ya. Acayip şey göründüğü için dedim tırmanamayacağım. O yüzden denemeyeceğim ama bu tarafına geçtim. Şimdi o tarafındaydım. Karşısındaki yazıları gördük. Şöyle bir... Dur, sağlam mı? Sağlam. Buradan şöyle bir yerden tırmanma deneyeceğim. Bakalım o kaplumbağanın yanına bir ulaşma isterim bakalım ki karşıda bir şey yok mu? Kaplumbağanın yanında bir işaret. Onu anlamam lazım. Şöyle de bir yamaç var oraya tırmanmak için. Çok riskli. Ama risk bizim için biliyorsunuz. Adımız maceracı olmuş. Macera olmadan video olur mu? Olmaz. Taş da güzel ha. Buraya kadar işin kolayıydı gibi göründü. Bundan sonrası ciddi tırmanış. Kaplumbağayı tırmanırsam nelerle karşılaşacağım acaba? Bunlarla karşılaştım. Görüyorsunuz dere nerede kaldı? Ve ben neredeyim? Tam bu aradan denemiştim. Hatta imkanı yokmuş çıkmanın. Ama çıktığın yerde bayağı riskli. Bu mu kaplumbağa derim. Buradan belli olmayacak kesin. Şimdi tam üzerini bulmam lazım. Ve ona göre arayışlar yapacağım. İşaret arayışlar. Çıktım. Oldu. Tam şu ucu görüyor muyuz? Kaplumbağanın başı. Bu da sırtı. Şurası. Çıktım ya. Vallahi çıktım, tırmandım. Şimdi dere böyle kıvrımlar yapayım. İleride de işaretlerin olduğu yer. Haritanın olduğu yer. Bulanacak ya. Bu iş olacak. Bu iş olacak arkadaş. Şimdi altlara ineceğim. Bakalım neler var buralarda. Altlardan ineceğim de şu dikkatimi çekti. Ağaçta. Ağaçtaki olayı görüyor muyuz? Zamanında yapılmış ve kabuk kapatmış ama hala izi kalmış. Derin yapılmış demek ki. Ama define işareti ağaca yapılmaz. Ama yine de belli etmek için yerini kullanmış olabilir. Şimdi kaplumbağanın altına inecektim. Ağacı görünce biraz geriye geldim de. Zaten deredeydik. Buradan aşağısı felaket. Şu yosunlar var ya, çok olay kapatmışlar eminim. Şunlar öyle açılıyor da her yere açamazsın ki. Çok olaylar kapatmışlar. Şurada mesela bir çanak var, görüyor musun? Şurada. Şöyle bir sunak var. Dediğim gibi çok olaylar kapatmışlar o yüzden. Ceylan mı yaşamış burada? Bir barınak amaçlı kullanmış hayvanın birisi. Dağ keçisi gibi. Dağ keçisi olma ihtimali daha yüksek. Şimdi dikkatimi çekmişti bu taşta. Kırmışlar. Kırıp atmışlar buraya. Bu bir şekil oyulmuş. Daha arayacağım. Bir işaret bulursam açacağım videoyu. Bir yazı, bir şey. Güzel bir yer. Videoyu fazla uzatıp sizi sıkmayayım. Şimdi çıktığım gibi de inmem lazım. Tırmanış bazen daha kolay olabilir. İnişten. Şuradan aradan inmem lazım. Hiç de tutunacak dalım yok burada şimdi. İlginç olan o. Yuvarlanmaya başladım mı gittik. Çok da kayganıyor. Akşam yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için büyük ihtimal buraya da yağmıştır. Bizim buraya yağdı. Çok yağdı çünkü. Gerçekten mistik bir yer. Çok mistik. dereye indim. Şimdi bayağı yoruldum bugün. Oraya tırman, buraya tırman. Bugünlük, bu arama bugünlük yeter. Kaplumbağayı buldum, bu yazmayı buldum. Yazılan taşı buldum. Yorumlarınızı bekleyeceğim bu yazılar için. Çünkü benim çözemediğim bir yazı ama araştıracağım. Resimleri çektim. Ki açılmaya daha yerler vardı. Açmadım. Açmam gerek bir başka günü. Neyse, lafı fazla uzatmadan bir sonraki macerada sizleri bekliyorum. Hadi takipte kalın arkadaşlar.